Herkese selamlar dostlar. 5 Mart 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 11 adet mücadelem var. Bu 11 maçı hem ideal tercihleri hem de bazılarına yüksek oranlar ve bazılarına zaten skoruna kadar belirtmeye çalışacağım sizlere. Umarım güzel bir cumartesi geçer. Hepinize şimdiden bol şanslar. Şimdi raporlarla başlayayım isterseniz. Daha önce bir skor yarışması yapmıştık. Beşiktaş Kayserispor mücadelesinde skorunu sormuştuk. Ziraat mücadelesiydi. Tek kişi bilmiş skoru. Alijan Aysol isimli arkadaşımız. Biz de maçın zaten 2-3 gol aralığında biteceğini söylemiştik. Başarılı oldu. Arkadaşımız Instagram'dan yazarsa katıl gruplarımıza dahil edelim. Bir ay boyunca misafirimiz olsun. Tekrardan bir skor yarışması yapmak istiyorum. İlgi ve alakanızdan dolayı çok teşekkürler. Skor yarışmam cumartesi gününden. Benim gollü geçmesini beklediğim bir mücadele. Konya Spor Galatasaray mücadelesinin maç skoru ne olur? Sizlere soruyorum. Yine bilen iki arkadaşımızı Katıl gruplarımızın mart ayının sonuna kadar katıl gruplarımıza davet ederim. Sizlerden ricam Konyaspor Galatasaray mücadelesinin maç skoru ne olur? Ben bu mücadeleyi kombine'me de aldım. Gollü geçmesini beklediğimi de belirteyim. Yani ultra düzey erken gelen gollerle çok daha gollü geçebilecek bir mücadele olarak görüyorum. Şimdi inanılmaz bir seri olarak bir başlık atmışım. Neymiş bu seri? Şimdi bizim bildiğimiz üzere, bildiğiniz üzere yüksek misli grubumuz var. Tek maç yüksek misli olarak ilerliyoruz. Şimdi ben ne önerdim? Ee, perşembe gününden Sizlere de bir öneri yapmıştım Anadolu Efes Fenerbahçe mücadelesine Nasıl öneriler yapmıştım Birazdan Youtube'da verdiğim tercihleri de göstereceğim Yatan tercihimi de göstereceğim Fakat ben burada dedim ki Yüksek misilen ben ev sahibi 81.5 üst Yani Anadolu Efes'in atacağı 82 sayıya güvendim burada Çok daha fazla atabilirdi 84 sayıda kaldı Hatta bir ara fark 22 sayıya kadar çıktı Fenerbahçe güzel döndürdü açıkçası 5 farkla falan bitti ben burada yine 14 tane Mayıs vermişim. 13 tane son. Hatta sağdaki bir konuşma hemen WhatsApp iletişim hattı olduğundan dolayı yazmış. Reisim 1000 bastım 1480 aldım. Bereket versin. Zaten bu grubun amacı bu. 1000 basan var, 2000 basan var, 5000 basan var. 5 basıyor 7,5 alıyor. Zaten 14 tane bahisten 13 tane başarı varken burada son 14 bahiste. Yani kazanmama geldi değil. Güzel gidiyoruz. Cumartesi günü de buraya bir tane çalış. Cumartesi pazar da ilerlemeye çalışacağım inşallah. Bakalım. Buranın zaten raporunu anlattım. Yüksek orandan tek bir tercih önerdim. Yüksek orandan da tek bir tercih önerdim. Ne önerdim? Dedim ki tek yüksek oran olarak bir başlık attım. Anadolu Efes mücadelesi maç sonu 1 158 üst. Normalde gelmezdi. Son periyot geldi. Yani son periyot Fenerbahçe 31 sayı attı. Anadolu Efes de 20 küsur attı. Öyle geldi zaten. Bu da böyle bir tercihimdi tek yüksek oran olarak. Başarılı oldu. Değerlendiren yüksek oran grubundaki herkese tebrik ederim. Youtube'da ne verdim? Onu ekrana gelsin. Youtube'da ilk yarıdan 76.5 üst verdim. Hatta Instagram'dan da paylaştım. Oradan da bizi takip edenler görecektir zaten. İlk yarı 76.5 üst gelmedi. Fenerbahçe atamadı. İki periyotta 25 sayı atabildi. Son periyot 30 küsür sayı attı yani. Bir de yüksek oran olarak tek tercih ev sahibi 84.5 üst vermiştim. 84'te kaldı. Youtube tercihlerimiz burada bir başarısız olduğunu belirteyim. 3 Mart için. Onun dışında ekranda maçlarımızla ilerleyelim. İlk mücadelemiz Leicester Leeds United mücadelesi. Gecenin saat 4.27. Saati gösterebilirsem sizlere. Her yani neyse. İnanan biliyor zaten. Şu an 4.27. Perşembe gecesinden hatta Cuma sabahı oldu. Videoyu çekeceğim. Montajını yapacağım. Saat 10-11 gibi yayında olur. Sizlerden ricam güzel seviyede like atmanızdır. Art 300'ün üzerine like seviyesi gelirse şimdiden sizlere minnettarım. Hatta 2 sani saniye zayıf like atalım. 1-2. Direkt maçlara başlıyorum. Şimdi güzel bir mücadele aldım. Şimdi Les United maçını neden aldım? Kutu giden bir takım. Les United takımı buralara hak etmeyen bir takım. Kadro kalitesi olarak cidden şu puan sıralamasında 16. yılı sırayı hak etmeyen bir takım. Yani 8. 9. olması gereken bir takım. Belsa gitti. Teknik direktörlük değişti bildiğin üzere. Lesbians United'da 2025 yılına kadar ABD'li teknik adam e, March. Jesse March mıydı? Öyle bir isimle anlaştılar. 48 yaşındaki genç adam. Açıkçası ben kariyerini bilmiyorum. Fakat bir baktım şöyle inceden nedir ne değildir diye. Çok takip ettiğim bir adam değil yani. Bildiğimiz bir teknik adam değil. Şimdi yeni bir teknik adam. Bakın. Dünyanın hangi liginde olursa olsun yeni bir teknik adamın ilk mücadelesine o kelebek etkisi dediğimiz etkiyi verebiliyor. Ve zaten Nesli Aytsın'ın kadrosu da gerçekten muazzam. Yani Malatya'nın başına gelmiş Cihat Arslan'ın etkisinden bahsetmiyorum. Kadrosu kaliteli. Rapinya'nın, James'li, genç oyunculuğu, yıldızların bulunduğu bir kadro bu. Teknik direktörün etkisi mutlaka verecektir. Ve Chester'da güzel gidiyor. Jimmy Vardy de kadroya döndü. Son maçta dakika 72'de Madison'la birlikte girdiler Burnley mücadelesine. Bir tane Madison attı. Bir tane 90'da Jimmy Vardy attı. Kadroya döndü. Bu maçta muhtemelen ilk 11'i başlar. Leicester'ın yaptığı defans hatalarını da biliyoruz. Ben bu mücadeleyi tek tercihten sizlere direkt günün erken seans mücadelesi olmasına rağmen. Çünkü günün erken seans mücadelesine ben pek fazla oynamıyorum. Fakat güzel bir KG var maç olduğunu düşünerekten de KG varı sizlere öneriyorum. 1.43 gibi orandan yüksek oranım yok bu mücadeleye. Power ile Kasruhe mücadelesi. Kasruhe'yi geçen hafta değerlendirmiştik. KG varını almıştık hatırlarsanız Şalke mücadelesinde. Başarılı oldu KG varımız geldi. Power ile oynayacaklar. Ev sahibi 3 maçtır kendi evinde oynadığı Son 3 maçtır kendi evinde oynadığı maçları kazanamıyor. Fakat burada Bundesliga'da iki de çok kızışıyor bakın. Werder Bremen, Darmstadt, Pauli, Hamburg, Schalke. Bunların puan at. Arkasındaki Nürnberg, Haydn'ın ilk yedi böyle hepsi şampiyonluk yarışında. Ee, ortalık kızıştı. Pauli bu mücadeleye baktığımız zaman da şimdi geçen hafta Kastroya ile biraz baktığımdan dolayı söylüyorum. Onlar da korkusuzca futbol oynuyor. Yani bak sürekli bir ileri çıkıyor, topu alıyor, koşuyor. Koşan bir takım. Ya yani kilometre kaç ortalaması kaç kilometre mu da oldukça yüksek olduğuna emin ha, yemin edebilirim ama şu an kanıtlayamam videoda ortasında olduğu öyle söyleyeyim ben sizlere çünkü maçına baktığım zaman inanılmaz bir koşu olduğunu gördüm tempolu maçlar oynuyor Pauli kendi evinde yaptıkları puan kaybını burada telafi etmek isteyecektir benim mücadelem bu mücadele ev sahibinin atacağı iki gol bu mücadele üste mi gitsem KG Vara mı gitsem ev sahibinin galibiyetine mi gitsem diye bir düşündüm. Şimdi iki buçuk üstte gidecekse bu mücadele ne olur? ev sahibi götürür muhtemelen. Çünkü hem favori hem kendi evinde Neredeyse kendi evinde maç başı ortalaması 3 gol. 2.70 falan 11 maçta 28 gol atan bir ev sahibi var burada. Kendi evinde tempo oynayan ve deplasman da burada tempo oynayan bir takım. O yüzden ev sahibinin atacağı 2 golü değer, idealden değerlendirdim. 1.49 gibi oranı var. Değerlendireceklere bol şanslar. Sadece ideal tercihimdir mücadeleye. Göztepe Kasımpaşa mücadelesi. Göztepe Ciddi anlamda mesela Leicester United'da diyoruz ya hani hak etmedi buraları. Göztepe de öyle bir takım. Hem kendi evinde olsun hem de oynadığı oyun olsun. Bence alt sıraları hak etmeyen bir takım. Hatta düşme potasında mı? Son sıralarda yani. 17. sırada düşme potasında. Kasımpaşa'da keza son dönemlerde iyi. Bakın her iki takım da bakın şöyle söyleyeyim. Son 5 maçını görüyorsunuz. Kırmızı sarı hepsi böyle galip gelememişler. Fakat mesela Kasımpaşa Fenerbahçe maçında nasıl pozisyonlar ediyor Kaleciye vurdu, altay çıkardı, boş kaleye vuruyor, direğe vuruyor. Yani muazzam pozisyonlar kaçırdı. Yani çok ya pozisyona girdi. Maçın adamı kim oldu bilmiyorum da altay olmuştur muhtemelen. İnanılmaz pozisyonlar çıkardı. Çok iyi bir kaleci ciddi anlamda. Yani Kasımpaşa pozisyona girmekten geri kalmadı. Göztepe'de bu kadroda bu hafta Jovic oynayacak diye biliyorum ben. Geri döndü burada. Ee, güzel bir maç izleyeceğiz diye düşünüyorum ben. Tempolu bir mücadele olacaktır. Hatta ben Süper Lig'in her maçına şöyle bir KG var düşecektim. Sadece şey almadım. Giresun mücadelesi almadım. Giresun da çok iyi oynadı geçen hafta. muazzam 3 0ımı ne aldı? 3 birini ne aldı? İnanılmaz performans sergiledi. Ben bu mücadelede yine helik takımda bakın. En az 2-3 tane net gol pozisyonuna girmesini beklediğimden dolayı idealden aldım. Gol geçmesini beklediğim bir mücadeleydi. KG var olarak değerlendirdim. Değerlendireceklere bol şanslar. Biraz hızlanayım. Samsun'la Menemen mücadelesi. Şimdi Samsun'a baktığım zaman ben burada Samsun'un güzel bir maç oynadığını, güzel bir performans sergilediğini bakın. Ona geldi Ronaldo'muz var. Yasin. Onu geçtim. Fofana var. Fofana inanılmaz bir şekilde adam eksiltip kaleciyi de bile çalınmıyor. Geçen maçta mesela mağlup oldukları maçta Fofana kaleciyi çarımlandı gol atamadı orada. Fakat erken dakikalarda gelen bir kırmızı kart vardı. Dakika 30 şurada kırmızı kart gördü. Ki biz o maça KG var almıştık. Kazandık o mücadelemizde KG vardı. Ben burada Samsun tarafındayım. tarafındayım. Samsun'un kazanmasını bekliyorum. Maç sonu 1-4.5 yaptım. İdealden almak isteyenlere böyle bir 45 gibi oran önerebilirim. İdealdir bu. Samsun'un kazanmasını bekliyorum. Yüksek orandan ne yapabilirim diye baktığım zaman da yüksek orandan şöyle bir önerim var bu mücadeleye. Handikap 1. 1.92 gibi orandan burada Samsun kendi evindeki o kendi oyununu oynarsa bu mücadelede 2-0 3-0 bandında bir maç bekliyorum. Menemeni zaten durumu vahim. Durumu vahim derken yaş ortalaması yüksek bir takım Menemen takımı. Belirli dakikadan sonra özellikle ikinci yarının belirli dakikalarından sonra oyundan düşüyor. Bu oyundan düşmeleri Samsun iyi değerlendirebilir. Bireysel yetenekli Fofana Yasin Tomane biraz son hafta kötüydü mesela. Fakat sağlam bir takım. Maç sonu 1.4.5 altı idealden alabiliriz. Handikapı da buradan 1.92'lik yüksek bir orandan değerlendirme altına alabiliriz. Yüksek oyuncu, düşük misli yüksek oranlı kuponlarınızla. Bayern Münih, Bayern Leverkusen. Bayern Münih son haftalarda bakarsanız bir sallantıda olduğunu göreceksiniz. Çünkü Bayern Münih'i şöyle söyleyeyim ben sizlere. Yani ee, nasıl bir kelime kullansam. Neyse şöyle anlatayım. Bayern bazı eksikler var. Kaleci burada yok mesela. Goreska bu mücadelede olmayacak. Müller virüslü döndü. Takımla antrenmanlara başladı. Muhtemelen bu maçta olacaktır. Bayern Münih zirvesini bıraktı. Şimdi bu maçta nasıl oynar nasıl oynamaz bilmiyorum fakat arkada verilen boşlukları veya Bayern Münih Level Kuzen'in kalesine o kadar saldıracak ki o arkadaki boşlukları Level Kuzen takımı çok iyi değerlendirebilir. Şöyle bir ideal ve yüksek oranım var yüksek oranı var bir sıkıntılı. Ya ideal bu zaten Bayern Münih alınabilecek. 3.5 üstü alınabilir. Son haftalarda düşük skorlu maçlar oynasa da Bayern Münih son maçında mesela 1-0 Frankfurt'u deplasmanda aldı. Pozisyon var mı? Var. Fakat top girmeyince girmedi. 3.5 üstünü bir alabilirsiniz zaten. Çok gollü geçmesini bekliyorum bu mücadelenin tabii ki. Sizler gibi muhtemelen geçecektir zaten. 3.5 üstünü aldık mı? Ben bir de şöyle bir öneri yapmak istiyorum. Deplasmanın atacağı 2 gol. Level Kuzey'nin atacağı iki gol, 2 gol 2-21. Ben buraya da yazmışım. Bu da değerlendirme altına alınabilir. Benim yazılımda beklenti 5-1'lik skor Bayern Münih de 5-1 bence olmaz. Ya bu yazılım 5-1 skor vermiş de olmaz. Ben yine şöyle 3-2, 2-2 gibi bir skor beklediğimden dolayı 3.5 üstünü idealden önerebilirim. Deplasman 1.5 üstü de 2-1'den önerebilirim sizlere yüksek orandan. Aston Villa Southampton mücadelesi. Aston Villa son hafta kazandı. 2-0 skorla e, güzel futbol sergiliyor Aston Villa. Nasıl? Şöyle söyleyeyim ben sizlere. Brighton oynadı. Maçta çok fazla top çeviremedi. Top üstünlüğü genellikle Brighton takımındaydı ağırlıklı olarak. Fakat şut dengeleri olsun, kaleye gitmeleri olsun yani Premier Lig maçı olduğunu belirtebilirim yani sizlere. Güzel bir Premier Lig seviyesinde her iki takımın da pozisyonlar buldu. Değerlendiren takım Aston Villa'ydı. iki tane gol attı geçti. Southampton zaten son haftaların en formda takımlarından bir tanesi bildiğiniz üzere. Ki zaten ben bunu geçen videolarda da vurgulamıştım. Ben bu mücadelenin bir beraberlikle bitmesini bekliyorum. Bakın. 1-1 skor. Maç sonu 0. 1-1 skor. KG var. Şimdi KG var bir idealden alabilirsiniz. 1 2 gibi oranı var. Bir el aldınız mı? Maç sonu sıfır da yazın. Maç sonu sıfır yazdınız mı? Bir bir de skor yazın. Onun da oranı şu an bakamıyoruz işte. KG varı ben zaten aldım. Maç sonu sıfır ve bir bir gibi bir skorla bitmesini bekliyorum. Aston da atar, Soltan da atar. Puanlar paylaşılır. Bir bir, gibi de bir skor beklediğimi dilek sizlere belirteyim. Burnley Chelsea mücadelesi. Chelsea'nin ŞL'ye mücadelesi bu hafta değil arkadaşlar. Ayın 16'sında. Onu belirteyim. Bazıları çünkü e, benim özellikle katıl sohbet'te gördüğüm Chelsea'nin ŞL maçı var. diyor da Chelsea'nin şeyle Chelsea maçı diğer hafta oynanacak ŞL maçında. Onu belirteyim. Zaten bak takımın üstüne tıklayıp da bakabilirsiniz. Chelsea yavaştan bir toparlandı. Haversin burada performansı ciddi anlamda zirvede. Hem oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında, Lille maçında gördük hem de oynadığı lig mücadelesine inanılmaz bir katkı veriyor. Lukaku da burada ilk 11'de olacaktır. Chelsea kazanacaktır. Üst sıralara tırmanmak için güzel bir yavaştan Chelsea takımı toparlandı. Ben burada direkt sizlere idealimi söyleyeyim. Bu maça fazla konuşmaya gerek yok. Altında iki. 4.5 altında 2. 1.45 gibi oranı var. Değerlendirecekler bu yönden. direkt bir değerlendirme altına alabilir. Ben çok fazla gol beklemiyorum. Chelsea zaten oyunu domine ediyor. 2 tane gol atıyor genellikle bırakıyor. Bir tane ilk yarıda atıyor. İkinciyi de atıyor ikinci yarıda. Yerse bir tane yiyor. Öyle maç bitiyor ağırlıklı olarak. İdealdir. Ben biraz daha yüksek oran ne yapabilirsiniz? 3.5 altında 2 yapabilirsiniz. Çok fazla gol beklediğimi, beklemediğimi belirteyim sizlere. Ama idealimiz burada 4.5 altında 2'dir. Galatasaray Konya mücadelesi. Vallahi ben bu maçı kombineme aldım. Normalde uzun zamandır Türk takımlarını kombinemi almıyorum ama güzel bir maç bekliyorum. Galatasaray yavaştan toparlandı. Pozisyona giriyor. Ya oynadığı oyun şu an neşeli. Valla benim tabirimde neşeli bir futbol sergiliyor. Oyun zevki açısından izleyene zevk veriyor. Son mesela son maç 4-2 inanılmaz maçtı. Gol yiyor mu yiyor. Zaten gol açsana gol yemediği maç çok azdır. Konya'da artık zaten şampiyonluğunu artık bırak şampiyonluğunu. ikinci sırayı koruma peşinde artık Konyaspor burada. burada. Konya'da zaten burada Galatasaray'a karşı hücum yapacaktır. Şimdi Konya son, ma son maçında Alanya'ya mağlup oldu 5-1 gibi skorla. Ama Konya'nın da şunu söyleyeyim. Maç 5-4 bitse yani kimse Konya neden 4 tane attı demez. Çünkü bu girdiği pozisyonlar çok fazla ve biraz da şans. Mesela şöyle söyleyeyim bu son Konya mücadelesini. Alanya 5 şut vurdu 5'i girdi. Konya 5 şut vurdu 1 tanesi girdi. Öyle söyleyeyim yani. Hepsi güzel pozisyonlara girdi. Konya bu maçta mutlaka baskın olmaya çalışacaktır. Oyunu da geri geldiği zaman domine etmek isteyecektir. Ben Konya'nın golünü bekliyorum. Galatasaray'ın son haftalardaki performansından dolayı Gomisin gelmesi yani ayrı bir hava kattı. Hem tarafta ara, hem oyun içinde güzel bir oyun dönmeye başladı yavaştan. Ama orana bakmadım, 155, 10 numara, kombinem aldım zaten. Orana bakmadım dedim, 140, 160 korkmadım yani orandan. Gelir mi gelir. Şöyle de bir yüksek oran önermek istiyorum. Eğer bu maçta erken şöyle gol gelirse, ilk yerden 2 tane falan, bu mücadele 3.5 üste gider, 260 da bunun oranı var. 2-2 skor. Hatta biri alırsa 3-2. Öyle bir skor beklenti var. Gollü bir maç beklediğim zaten buradan söyleyebilirim. Ki sizlerin de skor tahminlerinizi yoruma bekliyorum. Bol şanslar. Stuttgart'la Gladbach mücadelesi. Şimdi Stuttgart'ın oyun yapısı geçenlerde bir ara anlatmıştım. En son ne zaman değerlendirdim asılabı. Kalazic var ileride. Bu oyuncu fizikli bir oyuncu. Gerek kafa toplarına gerek de topu saklayıp zaten kaleye açısını yaratıp şu çekebilen oyuncu tek forvet olarak oynuyor Kalazdiç burada. Zaten o stiline baktığımız zaman da Stuttgart takımının 3-4-2-1 şekilde oynuyor. Arkada Fürriş ile Thomas'ın verdiği destekle. Gladbach da şöyle söyleyeyim. Bu geçen sene çok daha iyiydi. Kadroda çok bir şey değişti mi? Çok fazla bir şeyler değişmedi. Fakat o istenilen oyunu ortaya koyuyor. Dengesiz, istikrarsız bir oyun ortaya koyuyor. Ben bu mücadeleyi Stuttgart'ın golünü ben yazmışım. Fakat evin bir golünü açmamışlar. Burada ev bir 1.5 veya ev bir 1.5 baremini açmışlar. Oradan KG'ye gitmek zorunda kaldım. Bu mücadeleyi de KG var aldım. 1.47 gibi de bunun oranı var. Geçtim bu mücadeleyi. Go Ahead Eagles'la Ultra mücadelesi. Bu maçın, bu benim yazılım maçım. Yani Hollanda Ligi'ni izlemediğim iki takım. Fakat yazılımım diyor ki bu mücadele 2-2 skor çıkartıyor. Benim bu yazılım ne zaman bir mücadele 2-2 skor çıkarsa o maçta bir KG oluyor mutlaka. En kötü 1-1 bitiyor onu belirteyim. Bu mücadelenin beklenen skor 2-2. KG varına baktım. 1.58 oran var. Yazılımıma güveniyorum. Bu mücadeleyi KG var olarak direkt değerlendiriyorum. Kendim bakmadım. Onu da belirteyim. Direkt ama yazılım maçıdır. Sizler de bir takip edin. Ara ara bu yazılım maçlarından vereceğim sizlere. Nice PSG mücadelesi. Ev sahibi son dönemde ufaktan bir böyle kıpırdanmaya başladı. Şimdi ev sahibinin golünü açmamışlar. Türkçü de biliyor yani bu mücadeleyi. Evin golünü atsa herkes evin golüne yüklenecek. Şöyle bakın şuradan göstereyim. Sadece taraf alt üstten deplasman bir buçuk var burada. Şunu belirteyim. Biz son dönemlerde ufaktan bir kıpırdanmaya başladı zaten. Onu geçtim. Paris'te Mbappe arkadaşlar kart cezalısı. Önemli eksiklik. Messi ideal 11'e yazmamışlar. Onu belirteyim. Şimdi bakın. Paris bu maçı ipler mi? Soru 1. Paris bu maçta gol atar mı? Soru 2. Nice bu maçta nasıl oynar? Soru 3. Paris bu maçı ipler mi? Bana sorarsanız bakın şöyle 62 puandayım. Arkamdaki en yakın 47. Önümde Real Madrid gibi bir takımla maç oynayacak ki ilk maçı 1-0 yenmişim. Tehlikeli bir skor. Real Madrid bana baskın oynayacak. Real Madrid beni hapsedecek. İlk maçta Paris nasıl hapsettiyse Real Madrid kalesini sürekli yokladı. Pozisyonlara girdi. Real Madrid maçı da öyle olacak. Real Madrid sürekli saldıracak buna. Bastıracak yani. Önümde önemli bir Real Madrid maçı var. Ben bu maçı iplemem. Nis'in golünü ben görüyorum o yüzden. Mutlaka kafaları orada olacaktır. Ama Nis'in golünü oran açmadıkları için mecburen burada da KG var'a gideceğim. Paris'te bir tane atar diye düşünüyorum. Di Icardi, Neymar gözüküyor ileri attığında burada. Arkasında Ebim, Gueye, Wijnaldum gibi isimler de gözüküyor şu an ideal 11'inde. KG var alabilirsiniz. Toplamda 11 tane maç anlattım. Vay geceli saat 5'i anlatabildiğim kadar anlattım. Kombine ekrana gelsin. Benim sizlere idealden bir KG var kombine önerim var. Değerlendirecekleri şimdiden bol şanslar dilerim. Gece 5 ee, uykum var, onu belirteyim. Ee, mücadelem, şöyle kombinemin raporunu geçeyim hemen sizlere. Leicester mücadelesi, bakın günün erken siyasi maçları genelde bir sıkıntı çıkartıyor. Fakat Leicester mücadelesine ben biraz güvendim. Leicester United'a yeni bir teknik adam geldi. Kadro kalitesi yüksek. Kelebek etkisi ayarında. Leicester United'ın ben burada gol bulmasını bekliyorum. Leicester'da da Vardy döndü. Madison'da döndü. Bunlardan ikisi de ilk 11'de başlayabilir. Güzel bir mücadele. Golle bir maç geçebilir. varını aldım. Konya maçının maç konu zaten sizlere soruyorum. Ee... Golli bir maç beklediğimi söyledim Konya mücadelesine. Ondan dolayı 1.55'den bunu da KG varını aldım. 2.22'den sizlere güzel bir cumartesi önerisi yapıyorum. Değerlendirecek arkadaşlarımıza bol şanslar. Video like atıp kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek verirseniz sevinirim. Seviyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.